Evet, partimizin kapatılma kararının mahkemece tartışılmaya başladığı ilk günden bugüne kadar biz yetkili organlarımızda kapatma eksenli bir çalışma hiçbir zaman önümüze koymadık. Dolayısıyla bütün çalışmalarımızı partimizi daha büyüten, daha geliştiren ve Türkiye'nin sorunlarına çözüm gücü olacak bir eksende hareket ettik. Onun çalışmasını yürüttük. Mevcut kongreye giderken de o ekseni yitirmeden çalışmalarımızı yürütüyoruz. Hem bölge konferanslarımız, hem Merkezi Kadın Konferansı, hem de Merkezi Karma Konferansımızın esas çalışma ekseni de bunun üzerine kuruluydu. Dolayısıyla o günden bugüne bizim önümüze koymuş olduğumuz temel şiar hem direniş hem de kazanma esası üzerinde kendini kurgulayan, planlayan ve bu çerçevede çalışma yürüten bir parti organı yaratma. Kongre bunun finali olacak. Çok güçlü bir direniş ekseni olacağı gibi aynı zamanda Türkiye'nin sorunlarına çözüm gücü olabilecek. Yine kazanmayı kendi önüne temel perspektif olarak koyan bir esasla yürüyoruz. Bu kongreye özetçe şunu söyleyebiliriz. Hem direnme kongresi hem de kazanma kongresi. Bu şiarla, bu felsefeyle bu kongremizi gerçekleştireceğiz. Yoğun bir çalışma süreci içerisindeyiz. Halkımızdan, kitlemizden, HDP tabanından, Türkiye'nin dört bir yanından büyük bir ilgiyle karşılaştığımızı şimdiden ifade etmek isterim. HDP'nin karakterini özetleyen bir şey, çözüm biziz diyoruz. Çok iddialıyız bu konuda. Zira biz Türkiye'nin realitesini en iyi bilen, en iyi gören ve Türkiye'nin sıkıntılarından en fazla muzdarip olan yapıyız, kitleyiz. Dolayısıyla Türkiye'nin 100 yıllık serüveni içerisinde yaşamış olduğu handikapların hepsinin farkındayız. Hepsinin mağduruyuz, çilekeşiyiz. O açıdan da hepsine dair bizim çok güçlü çözüm perspektiflerimiz var. Yani başta Kürt sorunu olmak üzere inanç alanında yaşadığımız sorunlar, ekonomik, emek alanında yaşadığımız sorunlar, yine kadınların, gençlerin yaşadığı sorunların hepsi bizim parti yapımızın, parti tabanımızın 100 yıldır maruz kaldığı sorunlar ve problemler. Dolayısıyla biz Türkiye'nin esas sorunlarının da buradan kaynaklı olduğunu düşünüyoruz. Bu açıdan hepsine dair güçlü çözüm perspektiflerimiz var. Örneğin son yıllarda özellikle pandemi süreciyle beraber başlayan ekonomik kriz, kapitalist krizin bütün dünyayı kasıp kavurduğu bir süreçte Türkiye yansımaları çok farklı oldu bu kriz sürecinin. Evet, kapitalizmin karakteristik özelliğinden kaynaklı dönemsel olarak yaşadığı krizler, buhranlar, bunalımlar süreci vardır. Bu doğrudur. Ama Türkiye bu süreçlerden çok özel olarak etkilenen bir ülke konumunda. Bunun nedeni sadece kapitalizmin o yapısal krizlerinden etkileniyor olmasından kaynaklı değil. Artı ilaveten Türkiye'nin kendi yapısal krizleri, sorunları var. Örneğin Türkiye toplumu ya da Türkiye devleti kendi toplumuyla 100 yıldır savaşan bir ülke konumunda, bir devlet yapılanması konumunda. Hemen hemen 10 yılda bir büyük darbelere maruz kalmış bir ülke durumunda. Bütün bunların kaynağında esas olarak Kürt sorunu var. İşçinin, emekçinin, halklarımızın değişik katmanlarının maruz kaldığı bu kriz süreçlerinin çözüm nedenlerini çok iyi etüt ettik, çok iyi biliyoruz, farkındayız. Ve bu açıdan çözüm biziz diyoruz. Çünkü çözme perspektifimiz güçlü, çözebilecek gücümüz de var. Bu açıdan bunu tamamlayan bir de sözümüz var sloganı. Evet, bütün bu yaşadığımız kaotik süreçlere dair hakikaten çok güçlü sözümüz var. Çözüm perspektifimizin yanında Türkiye toplumunun güncel politikasını baştan sona değiştirebilecek kadar güçlü sözümüz ve argümanlarımız var. O yüzden de bu sloganlarla ya da bu perspektifle bu kongremizi bina ediyoruz. Ülke kurulurken Cumhuriyet esasına dayalı olarak kuruldu. Böylesi bir perspektifle ya da böylesi bir felsefeyle
oluşturuldu. Ancak hepimiz 100 yıllık geçmiş süreci etüt ettiğimizde, takip ettiğimizde, değerlendirdiğimizde adı Cumhuriyet olan Cumhuriyet, demokratik bir cumhuriyet olmadı. Demokratik ilkeler ve prensipler esası üzerine bina edilmedi. Dolayısıyla en temel problem de burası. O yüzden de biz kendi Türkiye tahayyülümüzden bahsederken hep demokratik Türkiye, demokratik cumhuriyet kavramını kullanıyoruz. Hasbelkader kullandığımız bir kavram değil bu. Türkiye bütün organlarıyla, bütün yapılarıyla demokratikleştirilmelidir. Yargısından tutalım, bürokrasisine kadar, meclisinden tutalım, işte sivil toplum örgütlerinin yapısına ve siyasi partilerin yapısına, karakterine kadar hepsinin demokratikleştirilmeye ihtiyacı var. Dolayısıyla esasen bizim öngördüğümüz ya da bizim en tepeye koyduğumuz öğe demokrasidir, demokrasi öğesidir. Bu açıdan biz demokratik cumhuriyet kavramını çok bilinçli bir şekilde kullanıyoruz. Tabii demokratik cumhuriyet kavramını kullanırken demokrasiye de biz esasen radikal demokrasi kavramıyla bu süreci formüle ediyoruz. Dolayısıyla hani demokrasinin kıyısından, köşesinden geçen bir kısmını uygulayan bazı kurumlarda bunu uygulayan diğer kurumların demokratik olmamasını sağlayan bir yerden değil. Devleti oluşturan bütün organların radikal demokrasi esasından yeniden dizayn edilmesi, yeniden dönüştürülmesi ve gerçek demokratik bir muhteve büründürülmesi şeyimiz var, perspektifimiz var. Bu açıdan bu tartışmalar HDP'de ilk günden bugüne çok yaygın yürütülen tartışmalardır. Kadın sorununa mesela biz radikal demokrasi ölçüleri olmadan kadın sorununu Türkiye'de ya da dünyada çözemeyeceğimizi biliyoruz. İnanç meselesini radikal demokrasi ölçüleri olmadan çözemeyeceğimizi biliyoruz. Yine etnik meseleler, sadece Kürt meselesi değil. Bu ülkede herkesin bahsettiği, işte 72 milletten oluşan bir yapıdan bahsediyoruz. Ama 72 milletin 72'si, 71'i yok edilmiş. Sadece bir millet esaslı bir devlet, bir organ, bir yapı açığa çıkarılmış. Dolayısıyla hani eğer varsa gerçekten o 72 millet, o 72 milletin bütün esaslarını, bütün gerçekliklerini, realitelerini o radikal demokrasi muhtevası içerisinde çözme perspektifimiz var. Bunun dışındaki hiçbir çözüm modeli, hiçbir çözüm perspektifi sonuç vermeyecektir. 100 yıllık cumhuriyet deneyimine geriye dönüp baktığımızda bu deneyimin halklarımıza vermiş olduğu hiçbir şey yok. Felaketten, hüsrandan başka hiçbir şey yok. Yani Türklük üzerine bina edilmiş bir cumhuriyetin kendisinden Türkler memnun değildir. Türkler de bu cumhuriyetten müzdariptir. Türk'ün işçisi, emekçisi bu cumhuriyetin nimetlerinden faydalanabilmiş değildir. Bir avuç zümrenin ülkenin bütün kaynaklarına çöreklendiği ve adeta bu ülke insanının başına bela olduğu bir süreci yaşadık bu yüzyıllık süreçte. O açıdan bütün organlarıyla yeniden kurgulanması, yeniden tartışılması, yeniden dizayn edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla da hem demokratik cumhuriyet kavramımız hem de radikal demokrasi kavramımız çok güçlüdür. İçeriği çok doludur ve bütün Türkiye toplumuyla bu kavramların yeni baştan tartışılması ve tabiri caizse toplumun bütün mercilerine yedirilmesinin zorunlu oldu. Kongre konferanslarımızda esasen bunu tartıştık. Hem bölge konferanslarımızda hem de merkezi konferanslarda bu meseleyi çok yaygın bir şekilde tartıştık. Sadece örgütlenme komisyonu olarak değil, partimizin diğer merkezi komisyonları da çok yaygın bir şekilde tartıştı. STK'sından emek komisyonuna, hukuk komisyonundan ekoloji komisyonuna kadar bütün komisyonlarımız bu süreçte yoğun bir şekilde önümüzdeki dönemin nasıl olması, nasıl bir çalışma perspektifinin olması gerektiğine dair çok yoğun bir şekilde kafa yordu. Dolayısıyla biz kongreye giderken
geçmiş dönemde yaşamış olduğumuz eksikleri, kusurları, yanlışları, hataları, yapamadıklarımızın hepsinin tabiri caizse muhasebesini yaptık. Bu açıdan önümüzdeki dönemde o geçmişte yaşamış olduğumuz eksik, aksaklık, yanlış, hatalı yanların hepsine neşter vurabilecek bir şey, bir çalışma perspektifimiz var. Tabii buna uygun bir kadro esası da düşünüyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki dönem PEMES'i sadece örgütlenme kısmıyla ilgili değil, diğer organları da çok yaygın bir şekilde çalıştıran, çalışan, Türkiye'nin bütün sorunlarına bu anlamda muhatabiyet sağlayabilecek bir biçime sahip olan ve o dinamizme kavuşan bir yapı açığa çıkarmaya çalışıyoruz. Çalışmalarımızın şu ana kadarki bölümü bu süreci doğru karşılayabileceğimizi gösteriyor. Öyle bir durumda olduğumuzu şimdiden ifade edebilirim. Şöyle bir paradoksla karşı karşıyayız. İktidar partileri HDP'nin muhalefet partileriyle uzlaşacağını, ortaklaşacağını söylüyor. Bir kısım muhalefet partileri de HDP'nin iktidarla hareket edeceğini söylüyor. Bu ciddi bir paradokstur. Öncelikle kendileri arasında kendileri bir karar versinler, yani HDP'ye dair. Bizim durumumuza gelince HDP'nin durduğu yer çok nettir. HDP bugüne kadar izlemiş olduğu politikayla aslında ne yapacağını bütün dünyaya da, Türkiye kamuoyuna da, iktidar partilerine de, muhalefet partilerine de bunu çok net bir şekilde ifade etmişlerdir. Biz 27 Eylül'de bir deklarasyon yayınladık. Bu deklarasyonumuz 11 maddeden oluşuyordu. 11 maddenin 11'i Türkiye'nin bütün sorunlarının tariflemesiydi. Biz orada Türkiye'nin yaşamış olduğu krizleri, problemleri tarif ettik. Ve iktidarıyla muhalefetiyle, Türkiye'deki bütün toplumsal kesimlere, bütün dinamiklere seslendik. Dedik ki bunlar Türkiye'nin sorunlarıdır. Bu sorunlar etrafında bir araya gelen herkesle ortaklaşmaya hazırız. Bunu çok net söyledik, çok açık söyledik. Bazıları buradan işte bizim iktidar partisine ya da iktidar partilerine çağrı yaptığımızı söyledi ya da böyle bir sonuç çıkardı. Bizim bugünkü konjektürde konuşmadığımız tek yapı iktidar partileridir. Yani AKP ve MHP'dir. Biz AKP ve MHP'nin karakterini çok açık ifade ettik. Faşist karakterli iki parti dedik. Ve Türkiye'nin son dönem rejimini de faşizm olarak ifade ettik. Dolayısıyla bu kadar açık ifadelendiren, açık ifadelerle bu durumu teşhir eden, ortaya koyan bir yapı olarak AKP ve MHP ile bir ortaklaşma arayışı içerisinde olmanın olanakları yok. Böyle bir imkan, böyle bir tutum asla söz konusu değildir. Evet, biz kan davası gütmüyoruz kimseyle. Böyle bir realitemiz yok, doğru. Ama mevcut konjektürü, mevcut durumu, iktidar partilerinin karakterini çok iyi gören, yaşayan ve her gün onun zulmüyle birebir yüz yüze kalan bir yapıyız. Dolayısıyla onlarla bir ortaklaşma, bir ortak hareket etme arayışı vesaire söz konusu değil. Muhalefet partileri için de şunu çok net söyledik. Örneğin parlamento seçimlerinde altılı masayla ya da altılı masadaki herhangi bir partiyle özel bir ilişkimiz, özel bir ittifak arayışımız söz konusu değil. Biz kendimizi ayrı bir yol, ayrı bir ittifak olarak ifade ettik. Ve şunu söyledik. Türkiye demokrasi güçlerinin hepsiyle, solcusundan demokratına, mütedeyinden işte Alevi cemaatlerine, yapılarına, İslami yapılara kadar, ekolojistlere, kadın hareketlerine hepsine açık olduğumuzu söyledik. Ve esas ittifakı Türkiye'deki bu dinamiklerle yapmak istediğimizi söyledik. Bunu çok açık ifade ettik. Yani bu bir gizli ajandamız falan filan yok. Bütün dünya kamuoyuna çok açıkça ifade ettik. Az önce de ifade ettiğim gibi en temel paradoks, Türkiye siyasetindeki en temel paradoks, altılı masadaki kimi yapılar bizim iktidar partisiyle hareket ettiğimizi ya da edeceğimizi söylüyor. İktidar partileri ise bizim altılı masadaki partilerle hareket edeceğimizi söylüyor.
Çok açık söyleyeyim, ikisi de yalan söylüyor. İkisiyle de böyle bir arayışımız yok, böyle bir tartışmamız yok. Çok net yani, hem kendi kamuoyumuza, hem kendi kitlemize, hem de Türkiye kamuoyuna bunu çok açık ifade etmekte fayda var. Böyle bir arayışımız söz konusu değil parlamento seçimleri için. Yok, bunu hem eş genel başkanlarımız söyledi, parti sözcümüz söyledi, eş genel başkan yardımcımız Tayyip Temel söyledi bir mülakatta. Çok açık ifade ettik ve bunu bugün değil, uzun süredir ifade ediyoruz. Dolayısıyla bizim esas perspektifimiz hakikaten 27 Eylül'de kamuoyuna deklare ettiğimiz deklarasyonumuzdaki 11 maddenin kendisidir. Yani biz o 11 maddeyi referans alan herkesle oturup konuşmaya hazır olduğumuzu söyledik. Bunun ötesi bir şey söylememize gerek yok. Biz bunu özellikle seçime 2 yıl kala açıkladık, kamuoyuna deklare ettik. Dolayısıyla eğer bir tartışma olacaksa o ilkeler, o prensipler üzerinden tartışma yürütülsün dedik. Yoksa durduk yerden biz şenlik olsun, yeşillik olsun diye böyle bir deklarasyon yayınlamadık. Tam da Türkiye'nin sorunlarını, Türkiye'nin girmiş olduğu girdabı doğru tespit ettik. Türkiye'nin yeni bir çözüm perspektifine ihtiyaç olduğunu gördük. Siyasetin tıkanma noktalarını tespit ettik. Ve bütün bu tespitler üzerinden o deklarasyonu bütün kamuoyuna deklare ettik, ifade ettik. Ve kendi bakış açımızı çok özet bir şekilde, hiç böyle ihtimallere yol vermeden ya da ihtimallere açık kapı bırakmadan çok net bir şekilde, kısa bir şekilde 11 maddeyle bütün dünya kamuoyuna, Türkiye kamuoyuna ifade ettik. Ve onlar halen yerinde duruyor. Dolayısıyla birilerinin bizi başka şeylerle itham etmesine ya da bize yol biçim vermesine hiç gerek yok. Yani biz temel felsefemizden uzaklaşmadan, o temel felsefe, temel ilkeler üzerinden HDP'yi daha güçlü, daha kararlı, daha dirençli bir biçime, bir muhtevaya kavuşturma çalışması yürütüyoruz. Uzlaşma kurulu, strateji kurulu gibi kurullarımız geçmiş dönemde yürürlükte olan ve çalışan kurullarımızdı. Daha önce kararını aldığımız ama hayata geçiremediğimiz bir danışma kurulu organımız vardı. Bu kongre ile birlikte danışma kurulumuz da büyük ihtimalle çok özel bir problem olmasa hayata geçireceğiz. Öyle bir kararımız var. Dolayısıyla daha işlevsel, daha yoğun çalışan, daha dinamik, daha diri bir HDP gerçekliğiyle karşı karşıya kalacağız. Biraz gençleşeceğiz bir kısım. Onu şimdiden söylemek mümkün. Dolayısıyla Türkiye'nin her yerine gidebilecek, her yerinde örgütleme faaliyeti yürütebilecek ve Türkiye'nin her yerindeki sorun alanlarına müdahale edebilecek bir yapı açığa çıkarmaya çalışıyoruz. Ekoloji komisyonumuzdan kadın meclisimizin yaygın bir şekilde Türkiye'deki kadın sorunlarına müdahale etmesine, örgütlenme faaliyetlerimizin örgütlenemediğimiz yerlerdeki örgütsel eksikliklerimizi gidermeye kadar bütün aklınıza gelebilecek organlarımızı bu esasları ya da bu eksiklerimizi kapatacak, giderecek bir formata kavuşturmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla hani önümüzdeki dönem HDP'nin organları nasıl olacak sorusuna özetle şu cevabı verebilirim. Daha dinamik, daha hızlı, daha akışkan ve Türkiye'nin her yerine gidebilecek bir HDP yönetimiyle karşı karşıya kalacağız. Böyle bir içerikte, böyle bir güçte, böyle bir yetenekte olacak. Öncelikle şunu söyleyeyim, Türkiye'nin her yerinden bu dönem parti meclisimizde yer alma talebi açığa çıktı. Bu çok önemli bir durum. Kapatmayla yüz yüze olan bir partiye Türkiye toplumunun bu kadar eğilim göstermiş olması, bu kadar teveccüh göstermiş olması Türkiye'nin demokrasisi ve geleceği açısından büyük bir şans. Hiç kimse HDP kapatılacak, dolayısıyla ben HDP'nin kapısından geçmeyeyim kaygısına girmedi. İktidarın haberi olsun, her yerden, her kesimden, her ilden parti meclisimizde görev almak üzere insanlar başvuruda buldu.
dindarı, alevisi, genci, işçisi, kadını, köylüsü, akademisyeni, aklınıza gelebilecek her meslekten ve her gruptan parti meclisimizde yer almak isteyen ciddi bir başvuru süreciyle karşı karşıya kaldık. Dolayısıyla bu herkesin görmesi gereken bir fotoğraf. Birincisi bu. Onun dışında biz başta da ifade etmiştik. Çok güçlü, çok görkemli bir kongre gerçekleştireceğiz. Biz her ilden gelebilecek asgari sayılar belirlemeye çalışırken baktık ki her ilden bizim tahmin ettiğimizin çok çok ötesinde Ankara'ya gelme talebi söz konusu. Dolayısıyla öngörümüz şu, muazzam bir kongre olacak. Büyük bir kitleyle kongremizi gerçekleştireceğiz. Az önce başlarken hem direniş hem de kazanma perspektifiyle hareket ettiğimizi söylemiştik. Bu açıdan o kongre hem kazanmanın hem de direnmenin fotoğrafını açığa çıkaracak. Herkesi, bütün Türkiye toplumunu o fotoğrafın ortağı olmaya çağırıyorum. O muhteşem fotoğrafı birlikte çekmeye davet ediyorum. Tarihi bir gün olacak. Ülkemiz adına, partimiz adına, halklarımız adına hakikaten tarihi bir gün olacak. Tarihi bir fotoğraf açığa çıkaracağız. Ülkenin yeni dönemine damgasını vurabilecek bir kongre hazırlığımız var. Bu açıdan herkesi bu muhteşem fotoğraf içerisinde buluşmaya çağırıyorum. Buna davet ediyorum. Şimdiden hepimize kolay gelsin.